Ve gol! Beraberlik golü geldi. Çok çok heyecanlı bir mücadeleye şahit oluyoruz. Arkadaşlar bir abone bir olmalıdır. Tepkiyle karşıladı birçok spor camiası. Bizim Türkiye'de federasyonu bile yok ya. Can Kurtan olunup da yüzmeyi bilmeyen Burak ya. Hocam yüzmeyi bilme değil de Can Kurtan olup boğulan diyelim ona. Sende bir YouTuber tipi var. Hiç. Çok sağ ol. Merhabalar. Şu anda Türkiye'nin en büyük Decathlon mağazası One Tower'dayız. Zaten spor yapan herkesin yolu Decathlon'a düşüyor. Biz de bugün One Tower'ı gezmeye geldik Burak'la. Ben de ilk defa gelmiş oldum. Sizin videolardan izlemiştim. Hem ekonomik hem kaliteli hem de ürün yelpazesi bütün... çok. Hocam hemen atlıyorsun kesiyorsun her şeyi ya. Ne bileyim ya ben tamam. Konuşayım. Tamam bir daha. Hocam hiç konuştum. Tamam. Kızma ya. Hiç konuştum yok ya. Kızma ya. Tamam oğlum. Düşündüğünü söyleme abi. Şu mikrofonu ver. Al kardeşim. Yok hayır abi sıkıntı tamam. Yok da. Şimdi tam cümle kuracağım. Pat üzülüyorum. Susuyorum. Bunu düzelteceğim. Bunu Beliha da dedi. Özgür abi sen de. Ya abi düzeltmiyorum. Kız kardeşim de dedi biliyor musun? İlk kardeşim. Videoları izlerseniz hiç konuşturmuyor zaten. Tamam. Devam et. Devam et lan. Sana bırakırım ben. Tamam ya. Devam et. Sen bana pas at şöyle yap o zaman. Şöyle yap. Bab dediğimi unuttum ben. Tamam işte bu böyle olmasa ben böyle istiyorum. Ben bunu bilerek yaptım. Batuhan dedi. Ürünler de gerçekten çok geniş. Bütün ürünlere ulaşabiliyorsunuz burada. Bakalım. Benim de ihtiyaçlarım var mı? İşte ihtiyaçlarıma yönelik alışveriş yapacağız. Alışveriş yapacağız hocam. Bende para yok. Sıkıntı yok hocam. Herkes de ya biter. Senin şu var ya. Evet. O zaman ne tarafa doğru geçelim? Ne istersin? Noel hocam Ece... supplementlerden başlayalım istersen. Evet. Aslında burada bayağı bir supplement ürünü, shaker'lar olsun, ufak tefek şey de çok burada. Benim en çok sevdiğim ufak barlardır aslında, atıştırmalık. Ama bunlar ciddi manada çok pahalı ya. Yani Amerika'da şöyle, da böyle ben bunu merak hocam ediyorum. Hocam şöyle söyleyeceğim. Bu kültür bizde yok. Bu kültürden kastım hiking'e çok ağırlıklı olarak gidiyor Amerika'da insanlar. O yüzden çantalarına kesinlikle bu protein barları, yüksek enerjili gıdaları atıyorlar. O yüzden aralarında çok da rekabet olduğu için ne kadar rağbet varsa o kadar da ürün oluyor hocam. Marka oluyor. Ne kadar da marka olursa biliyorsun bir aralarında rekabetten dolayı düşüyor. Fiyatlar ister istemez düşüyor. Ama sınırlı sayıda marka olduğu için Türkiye'de, daha doğrusu yeni gelişiyor sanırım bu kültür. Fiyatlar o yüzden biraz yüksek. Triathlon yazmış. Ben bunu daha çok böyle antrenmandan sonra böyle ara öğünler atıştırmak istiyorsun. Hani besin değeri yüksek, yağsız, tuzsuz olduğu için çok seviyorum ama buradaki fiyatları uygun aslında. Çünkü biz toptan proteincilerden, supplementçilerden aldığımızda toptan fiyatına bile bize 12-13 liraya gelen şeyler var. Ürünler var. Ürünler var ama tabii protein değerleri buna göre daha yüksek ama bu Decathlon da hocam tabii ki bizim aldığımız malzeme başı ne kadar olabilir? Decathlon direkt hepsini evet. Çekiyor. Tabii şuna ne diyorsun? Daha uygun geliyor. Kurutulmuş ananas. Bunu sen ilk Amerika'ya gitmeden önce Burak'ın arkadaşı kurutulmuş elma. Elma yok işine yani. Girmişti. Yapıyorlar hatta. Sadece hala devam ediyor. Onu da bir gün reklamını çekelim Emin'i çağırıp. Evet Emin var buradan. Emin kurutulmuş elma işine girmiş. Ananas da yüksek şekilde yağ yakıcıdır ki. Hocam. Yağların tutunmasını engelliyor vücutta. Çileğini de yapmışlar kurutmasını. Bu hiçbir şekilde oksijen almıyor. Direkt presliyorlar. Uzun süre kullanabiliyorsunuz. Ama açlıktan sonra hemen bayatlıyor diyebilirim. Anında tüketmeniz lazım açlıktan sonra. Granada tarzı. Mesela power. Burada yine çok yüksek kalorili jeller var. Ne işe yarıyor? Hocam dağda kaldınız. Gece besininiz yok. Bunu atıyorsunuz sizi hayatta kaldırtıyor. Gördüğünüz gibi formülü olurlar. Bunlar da aslında daha çok soğumaya yönelik, vücudu rahatlatmaya yönelik antrenmandan sonra işte formülü olur, masaj. Aslında hocam son yapılan araştırmalarda büyük takımlar özellikle Inter yapmıştı. Artık ısınmak için koşu değil, foam roller'la evet. Kasları ısındırıyorlar. Senin de getirdiğin şey, senin Amerika'dan getirdiğin masaj tabancası vardı. Masaj tabancası. Onunla da ısınıyorlar. Onunla da başlangıç olarak yapıyorlar ama hocam foam roller'la özellikle bilimsel araştırmalar yapmışlar. Bunu antrenman bilgisinde de paylaşmıştım. Antrenmana başlamadan önce foam roller'la kasları antrenman hazırlıyorlar. Artık koşarak ısınma devri biraz
rafa kalktı gibi bir durum oldu hocam, futbolda mesela. Tabii ki rafa kalkmaz, her zaman devam edecek bir şeydir ama artık gelişen bilimsel araştırmalarla von Ruhler literatürde yerini aldı ısırmak için. Ama şöyle bir şey, yani koşu şeyde kalkmazsa bile, rafa kalkmazsa bile sporcular belli bir vakitten sonra ısınmayı yalandan yapıyorlar. Yani çok fazla koşmak istemiyorlar. Çünkü düşünsenize haftanın 6 gün antrenman yapıyorsunuz. Artık rutinsel bir şey çünkü. Evet. Yani bu da sıkıyor. Hocam von Ruhler ne? Ondan bir bahsedersek önce. Şu herhalde değil mi? Buyur Burak'cığım. Bayağı güzel gittim. Hocam benim bunu anlatabileceğim şekilde aslında bunu ilk olarak böyle masaj için yapıyorlar. Rahatlatmak için antrenman sonunda kullanıyorlar. Ama kasları yoğun bir şekilde çalıştırıyor. Kaslarımızı eziyoruz. Kasları ezdiği için de daha çok aktive ediyor. Dediğim gibi ısınmak için de kullanılıyor. Şurada gösteriyor nasıl yapabileceğimiz şekilde. Özellikle kas bölgesi, arka bacak bölgesi, ön bacak bölgesi. Büyük kas grupları. Büyük kas grupları için çalıştırıyorlar. Ben de kullanıyorum antrenman. Yani uzun süredir antrenman yapmıyorum gerçi burada biliyorsun. Şu anda herkes kalkat. Uzun süredir antrenman yapmıyorum ama antrenman yaptığım dönemde gerçekten kullanıyorum bunu. Hatta bizim Ahmet de gelmişti salona. Ankara Gücü'nden bizim Yiğit'i çalıştırmıştı hocam salona. Evet, biliyorum. O da sürekli antrenmanlarda artık ısınmalarımızı, futbol antrenmanı öncesi, Ankara Gücü'nde performans antrenörü. Isınmadan önce kesinlikle form ruler'ı antrenman rutinlerimize ekliyoruz artık diyordu. Evet. Şimdi sulu bir özelliği var arkadaşlar. Şimdi niye suluk almalıyız antrenmanda? Şimdi normalde herkes ufak bir su şişesi alıyor. 1,5 litre ya da 0,5 milim. Onunla antrenmana girmek istiyor. Hani antrenmanda hocalarımız ya da biz deriz ya. Hani biz de orta hocayız artık. Hani fazla su içme, şişersin ya da tıkar tarzı. Suluğun amacı senin fazla su içmemene yarıyor. Yani siz buna su aldığınız vakit ne kadar çekerseniz çekeyim o size belli bir aralıklarla hafif hafif su veriyor. Yani ağzınız aslında sulandırıyor. Vücudunuzu susuz bırakmıyor. O yüzden arkadaşlar bence ciddi antrenmanlar yapıyorsanız ya da düzenli aktivite antrenman yapıyorsanız kesinlikle suluk alın diyorum. Ama bende şöyle bir sıkıntı var hocam. Kendim için konuşuyorum. O plastik kokusu geldiğinde ben o suyu içmem biraz zorlaşıyor benim için. O yüzden yüksek kalite cam benim için daha böyle cazip oluyor. Şu. Yine aynı şekilde buradan. Ama bunda da metal kokusunu alırsam benim için sıkıntı oluyor. Kendim için söylüyorum hocam. Böyle zor bir adam demeyin. Ama şöyle bir şey var. Mesela yüksek kaliteli alırsan o sana ne metal kokusu verir ne de plastik kokusu verir. Hocam, zamanında isostarlar vardı. İsostarı hatırlar mısın? Çok böyle iyi sporcular kullanırdı. Bunun aynısı isostar yazardı. Sarı işte milli takımda giren hocalarımız sporcular kullanırdı. Onlarda öyle koku falan olmaz. Mesela ama Starbucks falan şu an çıkardı bayağı bir. Onların da yüksek fiyatları hocam yine ama ben kesinlikle onlardan içemiyorum. O yüzden cam benim için en iyisi oluyor. Hocam light bardak ama çok güzelmiş ya. Ama şöyle bardaklar atmaktan vazgeçin. Tekrar kullan. Yani tekrar kullanıyorsun hocam. Katlanabilir. Vay be. Çok güzelmiş ya. Pratik bir şekilde bir bardak yapmışlar. Açıyorsun. Hocam ömürlük bu ya. Evet. Bildiğiniz ama ömürlük. Şekilde... Fiyatı da 30 TL'ymiş. Burada da bez çanta yapmışlar. Ufacık. Cebinize koyun, açın diye. Zaten Decathlon'un sıfır atık yazdığına göre yani ekolojik sisteme göre sürekli geri dönüşümle ilgili birçok malzeme yapıyorlar. Mesela bu çok sizin iyiler. Çektiğiniz videoda tüketim çılgınlığına karşı bir projeleri vardı. Gerçekten bana birçok marka böyle bu tarz şeyler üretiyor ama samimi gelmiyor. Gerçekten bana çok samimi geldi o. Kadınlar öyle. Bir şöyle board kısmına gidelim Burak. Burak gerçi sezonu erkenden açtı. Amerika'da kayağını yaptı. Hocam, geldi. Her İnşallah konu benim Amerika'ya geliyor ya. Canım yani şu anda 1-0 değil 3-0 öndesin. Biz burada pandemiden evet. Dolayı kısıtlandık. Kayak. Evet. Buradan Fethi Hoca'ya da selam olsun. Benim daha... Ben de bir kayak videosu çektim Amerika'da. Fethi Hoca'nın bilgilerinden, Engin bilgilerinden bol bol yararlandım. Evet. Kayak videomuz, Decathlon kayak videomuzu izlemek için yukarıdaki linke. Bir de hissiyatı vermişler hocam yine. Özgür abi bana kızacak ama ahşabı koymuşlar. Abi. Sanki dağ evindeyiz. Kayağımızı kiralayacağız. Hemen kaymaya başlayacağız gibi. Nasıl? Ben böyle şeyleri çok seviyorum. Bir tane bundan vardı. Bir dakika. Recep Beldek. Bu videoyu izleyeceğin Recep amca. Bir kız Burak. Afganistan'dan getirmişti. Burak'ın babası.
kimseye vermezdi. Sağ olsun bir bana verirdi. Burak evden götürmüş. Bana kime kaptırdıysa kaptırdı. Babam bana da esirgemez. Ama onu bir ayrı seviyordu ya. Bana verdi sağ olsun. Beni çok sever. Aramız iyidir. Tavşan amcayla. Derisiydi. Tavşan tüyüydü. Tavşan değildi. Başka bir şey. Tavşan. Rabbit yazıyordu. Ya ben böyle bir sıcaklıkta görmüyorum. Instagram postlarım arasında onunla ilgili bir resmim var zaten. Burak kaybetti. Direkt sağ üstü koyun. Onu nasıl kaybettik? Geçen sene kayağa gittik ya. Ondan sonra yok hocam. Ya bu matlar bence herkesin alması gerekli. Hani bu mat çok başlangıç seviyesi ama 5 liraydı 15 TL olmuş. Tabii doların artışından dolayı. Kaç sene, 4 sene olmuştur ya. Bu ipleri ben normal profesyonel olarak salonlarıma bile koyuyorum. Fiyatı 10 lira hiçbir şey arkadaşlar. Mat olsun. Özellikle bu pandemi sürecinde kesinlikle Decathlon'dan mat alabilirsiniz. Hocam bu tabii. Benim geçenlerde hayatımı kurtardı. Nasıl? Cuma namazına gidecektim. Namaz daha unutmuşum. Salonda ne yaparım ne yaparım. Bir tane bundan hemen aldım yanıma hocam. Salonda. Gerçekten namaz içinde kullanabilirsiniz. Evet görüyorsunuz. Şimdi deniz ürünlerine geldik. Yani yüzme, dalış bilmem ne falan filan. Şimdi bir şey diyeceğim Burak'a ki abi yine Amerika olayına geldin. Ama bunu bence sizin bilmeniz lazım. Burak ilk Amerika'ya gittiğinde can kurtaran olarak gitti. Evet 2016 yılında Work and Travel'a gitmişti. Evet ama lifeguard. Ama şöyle bir durum var. Burak oraya can kurtaran olarak gidiyor. Yüzmeyi bilmiyor. İşin garip yanı daha kötü bir şey şöyle var. Şöyle hocam benim yüzme... Bir de boğuluyorsun. Yüzmeyi bilme değil. Şöyle anlatayım ben olayı direkt. Yüzmeyi biliyorum. Ama benim suya karşı gerçekten bir fobim var. Sudan nefret ediyorum. Yani o zaman... Sana olsun... şimdi bir dakika. Yero, Bahri abi gidiyor ki oğlum iş kolu seç diyor. Yani kendini orada ne iş yapacak? Sen o zaman suya karşı fobin varsa niye can kurtaranlığı seçti? Ben seçmedim o dönemde aslında. Şöyle can kurtaranlık güzeldir Burak. Sen de sporla alakalısın. Spor olarak da kendini geliştirebilirsin. Demedim. Kariyer planlamasında bu da çok güzel olur dediler. Mantıklıydı aslında. Aslında ben kendime güvenmiyordum yine. Ama o güveni bana verdiler. Dediğim gibi suya karşı da bir fobim var. O dönemde de aktif olarak rugby oynuyorum. Omzumdaki problemi biliyorsun. Şöyle yaptığınızda oturup ağladığımı da hatırlıyorsundur. Bizi teste aldılar. 2 kilometre yüzeceğiz. Yani 600 metre yüzmemişimdir. Gittim geldim. Gittim geldim. Hocam bir kramp girdi. Ben bağırmaya başladım. O dönemde de İngilizcem çok kötü. Yani İngilizcem mükemmel değil şu an ama o zaman sıfırım. İlk defa Amerika'ya nasıl gitmişim. Nasıl bağırdınız hocam? Benim gibi. Laf atma laf atma. Abdül abi kenarda arkadaşlar var. Dedim bağlıyorum dedim atlasınlar kurtarsınlar. Bağlıyorum dedim atlasınlar kurtarsınlar. Hemen atladılar hocam beni kurtardılar. Ya. Ama bu sınav bir de. Ama tabii ki sonrasında tamamladım. Can kurtaran olup da yüzmeyi bilmeyen Burak ya. Hocam yüzmeyi bilme değil de can kurtaran olup boğulan diyelim ona. Tamam boğuldum yani. Ama kurtardılar. Ardından belgemi de aldım. Can kurtaranlığımı da yaptım. Her şey yolunda. Şu an Survivor'a gidersem nasıl yüzeceğim onu düşünüyorum. GoPro mu ya? Bu ne ya? Sevinici. Vay be adamlar yani yüzenler için sanırım bunu yüzücüler için yapmışlar suda sıkılmasın diye. Ya şöyle diye. Antrenman esnasında çok yoğun yüzdükleri için hani 2 kilometreye veriyor. 2 kilometre belki yürüyerek size basit geliyor olabilir ama yüzmede gerçekten çok zor. Uzun bir zaman alıyor. Adam 1 saat boyunca yüzüyor. Suyun altında sızdırmaz. MP3 çalar. Fiyatı da çok iyi. 200 TL hiçbir şey ya. Doğru mu Batman? Ben GoPro zannettim hani olur ya böyle getiriyorlar. Vallahi lazım su geçirmez. Suyun altında müzik dinlemek gerçekten. Bunu ayarlayabiliyorsun. Daha önce zaten Decathlon'da boks eldivenlerini incelemiştik. Videomuz vardı. Yukarı koyduk. Yine burada da var ama mesela incelediğimizde biraz uzun geldi bana. Refleks topu diyorlar ama bu refleks topu değil reaksiyon topu arkadaşlar. Refleks ile reaksiyon ayrıdır arkadaşlar. Reaksiyon görerek verilen tepkidir. Refleks ise istemsiz olan tepkidir. Evet. Bunu herkes yanlış söylüyor. Yani bunu şurada bir bomba patlasa ona karşı istemeyerek verdiğim bir şeye refleks. Şöyle demiyor. Yapmamız yani sese bu bir reflekstir. Ama mesela, ben şunu yapıp sen verdiğin şey reaksiyon hocam. Reaksiyon da yani görmeden. Ama mesela az şimdi bekliyorum. Bu reaksiyon arkadaşlar. Yapsana Burak. Burak bu konularda çok yeteneklidir. Hocam ben iyiyim de bu biraz uzun. Vallahi uzun. Ya şu detaylar istersen... çok güzel değil mi? Yani bu şekilde yazılar falan detaylar çok güzel değil mi? Benim çok hoşuma gidiyor bu şekilde. Evet uzun. Kol boyuna göre uzun. Ya şöyle kol boyuma doğru gösterdiğim vakit bak şu yani normal. Yani hiç çekmeden. Evet uzun ama bence bu ayarlanabiliyordur. Sanırım şuradan daha önce bağlamış. Şuradan normalde ayarlanması lazım ama buraya düğüm yapmışlar arkadaşlar.
Ama normalde bunu kol boyuna göre ayarlaman lazım. Vuruş mesafesi. De bunu daha sert yapıyorlar da hafif yapmışlar. Bu pandemi sürecinde spor malzemecilerin en çok sattığı ürün evdeki dumbbell seti arkadaşlar. Kimse hiçbir yerde bulamıyor. Beni bile arıyorlar. Şu anda stoklar girmiş. Geçen geldiğimizde de yoktu. 320 TL. Bence fiyat iyi. Bu kısım cidden çok beğendiğim bir kısım. En sevdiğim kısma geldim diyebilirim. Fitness ekipmanları, serbest ağırlık ekipmanlarının olduğu yer. Hemen hemen her şey var. Normalde bu ürünleri her yerde bulamazdık önceden. Sadece spor salonlarında vardı. Yani anca. Ama şimdi artık evimizde rahatlıkla spor salonu kurmak istiyorsak bunu temin edebiliyoruz. Birçok marka var ama bu markalarda liderliği çeken Decathlon. İşte koşu bandı olsun. Eliptik bisikletler, dikey bisikletler, dumbbell'lar, işte sehpalar, crossfit rack dediğimiz işte serbest çalışma alanları, kettlebell'ler olsun, tabii diğer ismi girya, ne bileyim fitness eldiveni, bel kemeri, her şey mevcut burada arkadaşlar. Mesela birçok kişi beni arıyor, koşu bandı almak istiyor. Nasıl alabiliriz? Var mı elinde tarzı bile soran var. Kesinlikle koşu bandı ikinci elde dikkatli olmanız lazım. Çünkü beyin elektronik olduğu için o çok önemli. Ben de daha çok muhatap alabileceğiniz firmalara yönlendiriyorum. Bu firmalar başında demiştim, Decathlon çekiyor. Burada 2-3 tipte, hatta gösterebilirim. Gördüğünüz gibi başlangıç seviyesi, orta seviye, ileri seviye, dikey bisiklet, kürek bile koymuşlar. Yine koşu bandı da var, gösterelim. Evet, başlangıç seviyesi, koşu. Buna zaten yukarıdakine yürüyüş demişler, buna koşu demişler. Ev tipi ve salon tipi koşu bandları vardır. Ev tipi, salon tipi denilen ne? Salon tipi daha dayanıklı. Düşünsenize salona 100 kişi giriyor ve 100 kişi koşu bandlara çıkıyor ama evde sadece siz kullanıyorsunuz. Uygulanan şiddetle öbürünün uygulanan şiddetten farklı olduğu için dayanıklılık diyebiliriz. Evet, yeniler bilmez. Eskiden çok meşhurdu böyle. Hatta eski filmlerde böyle sınıfın ya da mahallenin sıkıntılı çocuğu sürekli böyle gezer işte. Burada Barfings şeyi var, pul var, demir var. Ki şunu görünce aklına ne geldi? Kim geldi? Ne geldi? Mehmet Kaya. Özür diliyorum. Evet, burada Mehmet Kaya, yani Amerika'daki bizim çok evet, değerli arkadaşlarımız, buradan selam söylüyoruz. Ben Burak'la ne zaman görüntülü konuşsam, sabah ben 6'da derse gidiyorum. İşte her sabah PT'lerimiz, özel derslerimiz rutin oluyor. Sen güne bizle başlıyorsun, biz de günü seninle kapatıyoruz. Evet. Sabahları ben ararım, akşamları onlar arar. Yani tam böyle şey olurken. Ve oradaki arkadaşımız Mehmet vardı. Mehmet ne zaman Burak'la konuşsam arkadan abi ne yapıyorsun diye barfings çekiyordu. Ve sadece barfingsle Mehmet bütün vücudunu inşa etmiş. Yani bacağı da çok iyi, kolu da çok iyi, omuzu da çok iyi. Ama baktığımda ki sadece sırt çalışıyor. Bence onu siz yattıktan sonra... Sadece sırt çalışmıyor aslında hocam. Orada karın çalışıyor. Bunu yere koyuyor. Mekik çekiyor. Yani şu aleti bir fitness salonu gibi kullanıyor. Bence ondan bir tanıtım videosu bekliyoruz Mücahit'in YouTube kanalına. Evet, Hacı Yatmaz. Son elini de vuramıyorum, biliyorum çocuk hocam salonunda bunlar. Evet. Hocam burada bana vurdu. Bu kettlebell'ler hocam, ilk olarak demeyeyim de antik Yunan'a dayanıyor tabii ki o dönemde. Girya. Girya da padişah sporu olarak geçiyor hocam Osmanlı'da. Osmanlı'da her an savaşa hazır olabilmek için, kılıcı çok iyi kullanabilmek için bildiğiniz girya yapmışlar. Yani bildiğimiz şu an günümüzdeki kettlebell adıyla. Sağ üstte de eski kazılarda falan bulunmuş giryalar var. Fotoğrafını koyalım Turan Bey. Kılıcı çok iyi taşımak. Çünkü o zamanki kılıçlar hocam, Fatih Sultan Mehmet'in evet, kılıcını falan gördün mü? Gerçekten devasa ve ağır. Ben 20 kiloluk kılıç gördüm. Düşünsene 20 kiloluk kılıçla savaş alanında 3 saat boyunca sallıyorsun. Belki kaç yüz saat hocam. Evet. Yani o yüzden bu kondisyonun yetilerini geliştirmek için girya, evet, padişah sporu giryayı yapıyorlar. Bence bununla ilgili meşhur bir hareket var. Türkiş getap. Türkiş getap diye, Türk kaldırışı diye. O da çok harika bir hareket. Burada yapsak mı ki? Benim bileğim sakat. Senin fotoğrafın vardı, videon vardı, onu koyalım. Hangisi? Buna yok ki. Sağ üstte Türkiş ketabı koyuyoruz. Hangisi? Buraya mı yatıracaksın? Ben yapıyorum, tamam. Bak mesela... Bundan 4 yıl önce biz Ukrayna'ya gitmiştik.
CrossFit semineri için. Evet. Orada 4'ü mesela, geçti, sen artık zaman falan kalmıyor. 4-5 diyoruz 4, ama 5 yıl, yani 5, 5'i geçti, 6'ya gideceğiz. 5 yıl önce gideceğiz. Ukrayna'ya CrossFit seminerine gitmiştik. Orada tabi biliyorsunuz double under diye bir hareket var, yani çift dip atlama. Bunun içinde CrossFit tipi vardı. Biz oradan almıştık. O zaman Türkiye'de yoktu, dezleyecek kadar azdı. Bir tane mi ne vardı? Yani mutlaka vardır da piyasada bulunup gidip de double under ipi kolay kolay bulamıyordun, alamıyordun hocam. Mesela şu anda arkadaşlar rahatlıkla gördüğünüz double under. Ya bu sanırım ihtiyaç hiyerarşisiyle alakalı bir şey. Tabii tabii, kesinlikle. Yani her şey var. Yok yok, halter için olsun, elçik getirmişler. Bayağı geliştirmişler de bence. Vallahi geliştirmişler. İlk defa görüyorum. Daha iyisi var. Ve antrenmanın bence vazgeçilmesi antrenman bandı, teraband diye girişte. Bunun ağırlık derecesi var ama mesela şu gördüğünüz bant ile arkadaşlar tüm vücudu çalıştırabilirsiniz. Ve video başında söylemiştik. Hocam 10 sene önce gerçekten antrenman kültürümüzde böyle bir şey yoktu. Yani en azından ben hiç futbol olarak çünkü spor kültürü yoktu. Yavaş yavaş artık spor kültürü olmaya başladı. Bir de internetten dolayı artık herkes her şeye ulaşmaya çalıştı. Bu neden yok, bu bizde işte bunu getirtireyim falan derken. Aslında dünya trendinde de yeni. Video başında demiştim ki sen herkes ısınmasını şeyle yapıyor diye. Form roller, işte masaj tabancası. Aslında antrenman başında birçok kişi bu gördüğünüz terabantla da kas grubunu sürtüyor. Güreş hocamız Muhammed Bodur vardır. Kendisi de çok saygıdeğer birisi. Özellikle çocukluk döneminde ağırlıklı olarak sürekli ağırlık vermemiz gereken konunun lastik olduğunu her ders boyunca söylerdi bize. Bunu yine hocalar çok olsun. Çalışırdı bizim okulda. Ben spor lisesinde okurken. Yine sehpalar var, ayarlanabilir sehpa. Bazıları o kadar ağır oluyor ki gerçekten taşımak çile oluyor. Bir tane bizim salonda vardı, şu an mamak gelmesi lazım. O çiledir ya onu taşımak. Z barlar, plakalar. Yani örnek veriyorum buradan bir kısa bar, bir 5, bir 10 kilo plaka aldım mı, bir de katlanabilir, ayarlanabilir sehpa aldım mı, doğru mu Burakçı? Yani bütün hareketler yapılabilir. Gördüğümüz gibi buna biz CrossFit rack diyoruz ya da squat rack de diyoruz. Rack mı rack mı okunuyor? Rack sanırım. Rack diye okunuyor çünkü ben az bu şeyleri, ben mesela doğal konuşuyorum, hemen biri oradan hocam yine rock'a rock demişim falan diyorlar ama olsun. Gördüğünüz gibi bu fonksiyonel bir makina. Orada gördüğünüz gibi lat pull kısmı var. Burada squat'a giriyorsunuz. Bunun güzelliği benim ilk bu ürünü gördüğümde hoşuma giden bir kısım vardı. İşte örnek veriyorum, bununla bar kısmını ayarlıyorsanız, squat mı çalışacaksınız, bench press mi çalışacaksınız? Burada bir kısım var, bir yakınlaştırır mısın Batuhan? Biz buraya bar koyuyoruz ve buraya çok plastik bir şey yapmışlar. Çok hoşuma gitmişti. Ve biz direkt kendi ürünlerimize de uygulamıştık. Kendi ürünümüz derken de spor salonumuza yaptırdığımız CrossFit rackları da. Popona düşsene. Evet. Popona düşsene. Evet hocam. Hadi bir şey. Nasıl bir şey? Mal olmak lazım adam. 1100 liraya güzel bir külük aleti. Ya gel bir şey diyeceğim ya. Gel. Gel bir şey diyeceğim. Bana bilimsel olarak bak, cidden ben bu makinanın en fazla bu glutuysa vuruyordu. Ne kadar yararı olabilir şunun ya? Bizim salonumuzda vardı küçükken, ufak fitness salonu. Hocam hareket berekettir. Ne kadar yararı var dedim ama şu anda popomu hissedebiliyorum. Evet, gördüğünüz gibi. Oo, şekillendi bence. Evet, kadınlar bence bir numaralı tercih. Az hareketle çok iş. Harekette bereket vardır. Burası ücretsiz spor alanı. Zaten One Tower'daki, yani Türkiye'nin en büyük Decathlon mağazasının en önemli özelliklerinin biri de ücretsiz spor alanının olması. Gördüğünüz gibi burada ufak bir futbol sahası, basketbol sahası. Acun Ilıcalı geldi ya direkt. Evet. Oynayalım mı? Burada skuter alanı, kayak alanı var. Ama tabii şu anda pandemiden dolayı kapalı. Biz de zaten izin alıp girdik. Ayak tenisi var. Yani ya tenis ya ayak tenisi ya da badminton. Gel bakalım oynayalım. Üçte biter, bir kere sekecek. İkinci sekerse gol sayılmış olur. Hadi. Thank you.
Bora sana yakışır bir gol attı. Ve gol! Beraberlik golü geldi. Çok çok heyecanlı bir mücadeleye şahit oluyoruz. 1-1. Gol! 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 Efsane maç oluyor değerli izleyiciler. Zaten böyle pozisyonları affetmez, yine affetmedi. Hiçbir zaman beni yenemedi. Yakında yağlı güreşte görüşürüz. Bu dolandırıcıların bir taktiği vardır. İlk önce güven verir misal. Parayı alır öder, parayı alır öder. Üçüncüde de vurgun yapar. Yağlı güreşte onun kafasını sürteceğim. Kim daha uzaktan basket atacak? Ha? Normalde kapalı. Çok güzel bir yer yapmışlar bence. Yani normalde gidiyorsun AVM'de, doğru mu Burak? Bir çocuğu oyun alanına bırakıyorsun, her şey ücretli. 50 liradan 100 liradan çıkamıyorsun. Bence gel burada. Yani bedava. Çocuğunu spora teşvik et, bedavadan alsan oyun alanı. Bütün çocukları getir. Siz YouTuber mısınız? Evet. Yani YouTube'a içerik üretiyoruz. Sen? Sende bir YouTuber tipi var. Evet, ben de oyun videoları çekiyorum. Oyun videoları. Ne kanalın ismi? Ömer Emir BYKC. Ömer? Emir. BYKC. Evet. Ömer'in de YouTube kanalına abone olursanız sevinirim. Sen de bizim kanalımıza abone ol. Tamam, sizin kanalınızın adı ne? Fight the Conquer diye geçiyor, tamam. Ne yapıyorsunuz? Futbol. Futbol oynuyorsunuz. Nerede? Evet. Kendi aramızda. Kursa gidiyorduk. Pandemiden dolayı gidemiyorsunuz. Evet. Abone olup like atar mısınız? Çok sağ ol. Arkadaşlar bir abone bir olmalıdır. Pardon. 3 kişi 3'ünün de hesabı olsa 3 olmalı. Hadi iyiyiz Batuhan. Ya biz basket dersi aldık arkadaşlar. Bak. Hemen havaya giriyor. Eskiden basket topları tabii ki bu kalitede değildi hocam. Böyle tırtıklıydı. Okulda basket oynamışsındır mutlaka. Ben oynamadım. O parmağın şey oluyor muydu? Yemin ederim daha yeni ben diyecektim. Yemin ediyorum sana. Ya o basket topu şöyle gelirdi. Şu parmak şişerdi. Tatlı bir acısı vardı. Yavaş yavaş tam şuradan şişmeye başlardı. Oğlum topa bak lan. Ne kadar şekil değil mi? Streetball. Ney bu? Streetball. Sende de böyle bir streetball, rapçi, breakdance kafada dönme şeyi var sende, bir havası var. Referlikler gibi ya. Basketle oynadık. Doğan'ı biliyorsun, rapçiydi. Evet. Ceza rap diye hayır, şortu vardı Doğan'ın. Doğan motorcuydu, o motor videonuzu da eklemek istiyorum. Evet, alt katı bitirdik. Evet, buradan Kaykay hocam, Soner Türkmen'e selam söylüyorum. Kaykay'ı ve pateni Türkiye'ye ilk getiren Soner Türkmen'dir arkadaşlar, bunu unutmayın. Kaykay önümüzdeki... Yetenek ya şunu söyleyeyim, ben söylemedim. Kaykay önümüzdeki ilk olimpiyatlarda şeye girdi, yarışmalara girdi ve Türkiye'de yeni Kaykay Federasyonu kuruldu. Doğru mu Burakcığım? Hocam, aynen öyle. Hatta çok eleştiriye maruz kaldı olimpiyatlar. Yani böyle artık heyecan olmayan, çok basit işleri olimpiyatlara sokulmasını evet, tepkiyle karşıladı birçok spor camiası. Bizim Türkiye'de federasyonu bile yok ya. Ya dünyada da çok böyle popüler bir şey değil hocam. Yapanlar illaki var ama sanmıyorum ki bir güreşin yerini tutsun. Güreşi çıkarıp kaykay koymak istediler. Karate zaten bir kere yer aldı, yeni şeyde yer almayacak. Sadece 2020'de. Sadece 2020'de karate olacak, sonra şurada olmayacak. Şurada sporcular var hocam. Thank you.
bisiklet, bisiklet değil, bisiklet kısmındayız arkadaşlar. Benim son yıllarda en çok sevindiğim olaylardan biri de ülkemizdeki bisiklet binenlerin sayısının çoğalması. Çünkü baktığımız vakit hep dizilerde, filmlerde ya da gittiğimiz zaman da böyle Amerika'da, Avrupa'da hakikaten insanlar toplu taşım yerine kadar... Özellikle Hollanda. Evet, herkes bisiklet kullanıyor. Bu da bizim ülkemize yaygınlaşmaya başladı. Hatta en son Mansur Yavaş Anıtkabir'in çevresine bisiklet yolu yaptı. Ve birçok üründe gelmeye başladı. İstanbul'da sahil kenarlarına kiralık bisikletler koydular hocam. Balıkesir'in en yaygın yeri söyleyeyim mi size? Söyleyeyim. Konya. Evet. En yaygın... Acayip, evet. Acayip bisiklet yolları var şehrin tamamında. Evet. Artık bisiklete teşvik amaçlı bisiklet falan kiralayabiliyorsun ya. O güzel. Evet. Ama tabii şahsi bisikletin standartları gitgide değişiyor. Çünkü uzun süre bindiğin vakit koltuğu, konforu önemli. Mesela başlangıç seviyesi 1950 TL demişler. Bizim zamanımızda bisiklet sadece karne hediyesiydi arkadaşlar. Doğru mu? Doğrudur. Yani, ulus'tan alınırdı. Ulus'tan halen Çankırı Caddesi'ndeki bisikletçilerden alınırdı. Şimdi çeşit çeşit işte başlangıç seviyesi, orta seviye, profesyonel bisikletler gelmiş. Bence bu güzel bir şey. Bir de artık elektrikler geldi hocam. Biraz daha uzun menşeli yol için. Zaten küçük bisikletçiler kalmadı. Ben fazla göremiyorum. Siz görüyor musunuz dış mahallemizde falan? Bizim Etlik'te var bir tane. Ya bizim de o da artık böyle araç tekeri tamirine falan döndü. Yani çok fazla rağbet görmüyorum ama daha çok profesyonelleşmeye başladı. Gördüğünüz gibi buraya atölye yapmışlar sırf bisiklet tamiri için. Hocam mesela şunu da çok sık görürsünüz Polonya'ya falan giderseniz. Bisikletin arkasına bunu bağlıyorlar, çocukla geziyorlar. Çok da güvenli yani. Ben şimdi bir şey gördüm. Tabii ne kadar da sporlu ilgili olsak hepsiyle ilgili olamıyorum. Bisiklet ayakkabılarını gördüm. Tamam hani şeyi gördüm de o kadar da yol bisikleti, dağ bisikleti, bisiklet çorapları. Vay be. Bisiklet bir spor aslında değil mi? Bisiklet. Yani spor, spor da hani biz sporcunun kullanımıyla bunun bu kadar aşağı inmesi bence çok güzel bir şey. Yani baktığınız vakit bu sanırım kendi branşımızda bile bazen takip edemiyoruz ki pat bir şey çıkıyor. Bu sanırım pedala ayağınızı bağlıyorsunuz, doğru mu Burak? Bisikletçi arkadaşımızı bir gün alalım soralım. Vallahi helal olsun. Ya işte spor endüstrisinin geldiği durum. Zamanında bir tane bile boks eldiven markası yoktu. Şimdi artık kendi boks eldivenlerinizi üretmeye başladık. Bu da aynı şekilde diğer branşlar için de geçerli. Peki sana bir soru. Sor hocam. Sence artık bizim Türkiye'de spor kültürü elde etmeye başladık mı yoksa havadan civadan dolayı mı spor yapıyoruz? Hocam yeni nesille beraber kesinlikle bunu yakalamaya başlıyoruz. Çünkü yeni nesil daha yüksek üniversite oranına sahip. Spor bir yandan da yeni nesil bilgisayarın başından da kalkmıyor çoğunluk. Kesinlikle, kesinlikle. Çünkü devir teknoloji ve spor devri olarak geçiyor artık. Ama bir şey söyleyeyim, Türk gerçekten. Atın evet. Üstündeki Türk'tür değilse yüktür. Kapatın. Evet. Ben yalnız çok utanmaya başladım. Amcalar falan bakıyor. Evet. Atın üzerinde bir bitiriş yapmak istiyorum ama atın üzerine Burak olduğu için bitirişi Burak yapsın. Ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim hocam. Aslında ben buradan spoiler vermek istiyorum. 1 Ocak'tan sonra bir at videomuz olacak. At videosu, at binmeye gideceğiz seninle hocam. Sen o zaman ya. Beyim oluyorsun, beyim. Burada Mücahit Ekin ve Mehmet Kaya'ya selam olsun otağımıza, Amerika'daki otağımıza. Gerçekten ben geçen at sütü içtik. Aa, kırmızı videomuz var arkadaşlar. Ya bu videodan önce ya bu videodan sonra bir şekilde yayınlanacak. Zaten atlara karşı... kırmızı içtikten sonra Burak yani ata binmeye gidelim abi demeye başladı. Evet. Ayarladım aslında bugün gidecektik. Bu videoyu orada çekecektik ama arkadaşımın bugün bir Ankara dışına çıkması lazımmış. Onların çiftliği var. Ata bineceğiz. Benim ilk tecrübem olacak. Video için ben çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. İnşallah keyif almışsınızdır. Böyle Burak'la muhabbet ederek. Hocam insanlar bakıyor utandım ya. Evet. Ya oğlum bir bitiriş yapıyorum, çektirmiyorum ya. Utandıysan. Arkadaşlar görüşürüz.